Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımın yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda bakacağımız ürün şu an elimde görmüş olduğunuz uygun fiyatlı oyuncu kulaklığı. Şimdi arkadaşlar, Game Power sponsorluğunda çekmiş olduğumuz bu videomuzda birkaç tane de güzel haber var. Onlardan bir tanesi şu, hemen açıklama kısmında 2 adet kod var. Bunlardan bir tanesi bu kulaklık için geçerli tam 120 TL'lik indirim kodu. Diğeri ise tüm Game Power ürünlerinde geçerli %10 indirim kodu. Her iki kodu ve ürünü satın alabileceğiniz bağlantıyı da açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan tüm detayları zaten öğrenebilirsiniz. Gelin gelelim artık ürünümüze. Ürünün tam adı Game Power Ranger 7.1. Bu 7.1 meselesini artık öğrendik. Yani bu bir oyuncu ekipmanı ve bir kulaklık. Doğal olarak içeriğinde 7.1 surround desteği var. Bu 7.1 olayını daha önceki videolardan anlatmıştık. Şöyle kısaca bir özet geçeyim. Oynadığınız oyunda, izlediğiniz filmde veya dinlediğiniz müzikteki seslerin yönünü en gerçekçi ve en doğru anlayabilmenizi sağlayan bir teknoloji. Yani ses kısılması gereken bir oyundaysanız düşmanın ayak sesi soldan mı geliyor, sol çaprazdan mı, sağ dikeyden mi geliyor gibi detayları anlayabileceğiniz bir ses teknolojisi. Sürücülerinden bahsedeceğim şimdi. Sürücüler genelde bu tarz ürünlerde 50 mm olarak tercih edilir. Bu üründe 53 mm olarak tercih edilmiş. Firma bir tık daha geniş bir frekans aralığını yakalayabilmek için 53 mm'lik bir sürücü tercih etmiş. Ha, tabii ki de sürücüler böyle 3 mm büyüdüğü için işte bas frekansları ve genel olarak sesin volümünü birazcık daha şiddetli duyma ihtimaliniz yüksek. Ama mesele müziğin kalitesi ise kalitenin direkt olarak bu sürücü boyutlarıyla alakası yok arkadaşlar. Onu da belirteyim. Şimdi gelelim bu ürünün en önemli iddialarından bir tanesine. Arkadaşlar, nerede denk gelirsem geleyim, nerede izlersem izleyeyim, bu üründe bir ses yüksekliği iddiası var. Bunu size anlatabilmek için birkaç tane değerden bahsetmek gerekiyor. Bu değerlerden önemli olanlardan bir tanesi empedans. Şimdi bu kulaklığın çıkış empedansı 32 ohm olarak görünüyor. Şimdi empedansın görevi sesin çıkıştaki hassasiyetini ayarlamak arkadaşlar. Yani bu ne demek? Şöyle söyleyeyim size. Empedansı yüksek olan, mesela 32 ohm gibi olan bir kulaklıkta işte sesler böyle bir filtreden çıkmış gibi olur, böyle birazcık daha volüm yükselir ama detaylar kaybolur. Empedans düştükçe daha fazla detay duymaya başlarsınız aslında. Yani yüksek empedans daha geniş bir frekans aralığında sesleri daha net ayırır ve volüme de katkısı vardır. Bu zaten USB çıkışlı bir ürün ama diyelim ki burada 3.5 mm'lik jack vardı. Siz bunu aldınız, mobil cihazınıza, telefonunuza taktınız. Mobil cihazlar 32 ohm'a çıkamayacağı için kulaklıktan daha düşük bir ses alıyorsunuz bu nedenle. Çünkü bu kulaklık 32 ohm. 20 ila 20.000 kHz arasındaki frekansları destekliyor. Bu zaten insanın duyma eşiği arkadaşlar. Bunun altını veya üstünü daha farklı canlılar duyuyor. İnsan türünde duyan az. Artık gelelim yavaş yavaş yazılım faslına. Çünkü şöyle bir durum var. Bu kulaklığın kendisine ait bir adet yazılımı var. Yazılımı ne işe yarıyor? Arkadaşlar, ben ilk yazılımı gördüğümde dedim ki bu yazılım kesin bunun üstteki RGB'leri ayarlıyor. Ama şaşırdım. Yazılım gerçekten farklı bir arayüz olarak geliyor. Hani her bir arayüzden falan bahsetmiyorum ama en azından bir equalizer'ı var ve bu equalizer'da oyuna ve müziğe göre farklı farklı profiller oluşturabiliyorsunuz. İkincisi, mikrofonunuzun ses şiddetini falan filan ayarlayabiliyorsunuz. Efekt bölümünden sesinize reverb, derinlik yani yankı verebiliyorsunuz. Burada şöyle bir güzellik daha var arkadaşlar. Reverb'ün hazır hallerini oraya koymuşlar. Doğal olarak böyle işte dünyada sık kullanılan yankı efektlerini de tık diye ekleyebiliyorsunuz. Son olarak da yine bu yazılım üstünden 7.1 surround sisteminin detaylarını ayarlayabiliyorsunuz. Ufak ufak tasarıma doğru geliyorum. Mikrofon kısmında hani tasarım anlamında esnek bir şey düşüyor sanırım. Esnek bir yapı tercih edilmiş. Şöyle böyle falan filan yapabiliyorsunuz. Yine mikrofonu kumanda üzerindeki mikrofon tuşuyla açıp kapatabiliyorsunuz. Gelin şu kulaklığın bir mikrofon kaydını dinleyelim. Bakalım nasıl bir mikrofon sunuyor. Arkadaşlar merhaba. Sesimi şu anda Game Power Ranger 7.1'in üzerindeki mikrofondan duymaktasınız. Mikrofon ağzıma normal bir yakınlıkta. Hani böyle ne çok yakın ne de çok uzak. Eğer bu ürünü satın alırsanız mikrofonunuz sıfır efekt eklenmiş haliyle karşı tarafa böyle gidecektir. Kumandaya geliyoruz. Şimdi kumanda yapı olarak biraz büyük arkadaşlar. Normalde bunun daha böyle yarısı kadar filan ebatlar tercih edilebiliyor. Şimdi büyük olmasının birkaç tane nedeni var. Bir tanesi üzerinde bir tane equalizer tuşu var. Bu tuşa bastığınız zaman kumandanın üst kısmında yer alan bas ve tiz scrollları ile bu ayarları manuel olarak yapabiliyorsunuz. Hatta hani bu equalizer'ı açarak kendi kendinize müziğin baslarını tizlerini kısarak küçük bir DJ'lik deneyimi de yaşayabilirsiniz bence. Devam edelim. Hemen onun altında bir mikrofon tuşu var. Bunu anladık zaten, mikrofonu açıp kapatabiliyor. Onun altında bir adet
LED tuşumuz var. O LED de tabii ki de ürün bir oyuncu ekipmanı olduğu için RGB ışıkları var üzerinde. O ışıkları yönetebiliyorsunuz. Ha, mikrofonun ucunda da bir tane ışık var. Onu söylemediysem hemen söyleyeyim. Onun bir altında ise yanlış görmüyorsam bir play pause butonu var. Yani müzik dinlerken oynat, durdur gibi işlevleri yapabiliyorsun. Şimdi buradan kafa bandına doğru bir geçiş yapıyorum. Şu kısmın tam kafanıza denk gelen yerlerine böyle iki tane parça yerleştirilmiş. Bu parçalar oradan destek oluyorlar ve uzun süreli kullanımda gerçekten kulaklık kulağınızda hafif bir hissiyat veriyor. Genel olarak tercih edilen malzeme plastik, fakat yine öyle çok çıt kırıldım bir yapısı yok. Genel anlamda premium görünüyor. Hani burada bizim kurgucu arkadaş da takıyor onu. Hani kulağında böyle bir şık görünüyor arkadaşlar, onu söyleyeyim. Şekilli bir ürün yani. Renkleri güzel olmuş. Bu rahatlık meselesinde e-sporcuları referans almışlar. Yani çok uzun süre bilgisayar başında kulaklıkla kalan insanları. Pedlerden devam ediyorum. Kulaklık pedleri. Sunni deri. Sunni deri ne demek? Bu tarz, yani sunni deri kullanılan bütün ürünler için geçerli bu. Böyle sıcak havalarda uzunca saatler kullanımda bence ufak tefek terleme yapabilir. Normalde de terleyen bir insansanız. Kablo yapısı örgülü ve ağırlığımız ise yaklaşık 300-310 gram arası bir şey. Ben tarttım şimdi. Gelelim fasulyenin faydalarına, yani ses kalitesine. Şimdi arkadaşlar, kulaklık videolarında hep söylüyorum. Bence oyuncu ekipmanı anlamında belli bir baremde satılan tüm kulaklıklar, yani belli bir fiyat bareminde satılan tüm kulaklıklar aynı. Vallahi ben bu iddiayı ortaya koyuyorum. Fakat sizin derdiniz, ben hani daha çok oyun oynayan bir insanım, müzik benim için arkada tınlasa yeter diyorsanız, oyunculuk anlamında hani hiçbir eksiği yok. İşte 7.1 surround'u da var, ses kalitesi gayet yeterli, mikrofonu bana soracak olursanız fena değil. Sizi oyunda iletiştirir ve hani ciddi bir sorun yaşamazsın. Ama iş müzikal kısma geldiğinde tamamen kişisel zevkler ve renkler devreye girdiği için ortalık biraz karışıyor. Eğer normal bir müzik dinleyicisi iseniz bu kulaklık sizi üzmez, hatta mutlu eder. Çünkü sound gerçekten çok kötü değil. Hatta şunu da canı gönülden söylemek istiyorum. Diyelim gittim bir alışveriş merkezinde geziyorum. Hani orada kulaklıkları gördüm. Şunları bir takayım dediğimde bu kulaklığı alıp taksam, aa gerçekten volüm çok yüksek derdim. Ama kıl kuyruk bir müzik dinleyicisiyseniz, yani detaylara dikkat ediyorsanız, sound'a önem veriyorsanız, zaten hani daha önce de söylemiştim, bu fiyatların çok çok üstüne çıkmak gerekiyor o tarz dertleri tatmin etmek için. Final olarak çok uzattım, farkındayım. Oyuncu ekipmanı anlamında gayet faydalı. Hani biraz basları yoğun gibi geldi bana. Hani basların bu kadar yoğun olması bir takım tiz bölgelerde kayıplara yol açabiliyor. Ama şunu unutmayın, ben biraz kıl kuyruk bir müzik dinleyicisiyim. Siz hani normal bir müzik dinleyicisiyseniz ve derdinizde oyunlardaki daha fazla keyif almaksa rahatlıkla tercih edebilirsiniz diyerekten videomu bitiriyorum. Bu videomuzda arkadaşlar Game Power Ranger 7.1 surround özellikle oyuncu kulaklığını anlatmaya çalıştım sizlere. Ürünün satın alma bağlantısı, 120 TL indirim kodu ve ayrıca tüm Game Power ürünlerinde geçerli olan %10'luk indirim kodunu açıklama kısmına bıraktım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.